öyle bir dönemdeyiz ki gerçekten hayat pahalılığının en yüksek olduğu bir dönem. Alım gücünün olabildiğince azaldığı bir dönem ve beklentilerin yükseldiği bir dönemdeyiz. Ve biz bu da geçmişteki bir yıl olarak düşündüğümüz asgari ücreti ikinci altı ay için yenilemek durumunda kaldık. Ve bu doğrultuda geldiğimiz nokta itibariyle bir ikinci değerlendirmemizi de bugün taraflar arasında gerçekleştirdik. Enflasyon oranlarını ortaya koyduk. Elbette ki enflasyonun altında bir yapının kabul edilebileceğini ifade ettik. Yıllık enflasyonun 73.50 olduğu, 5 aylık enflasyonun 35.64 olduğu, dolayısıyla bu ay sonu itibariyle 6 aylık enflasyonun %40 civarında olup gerçekleşeceğini, beklentilerin önemli olduğunu, ama insanca yaşayabilecek bir ücreti de insanların hak ettiğini, onu beklediklerini ifade ettik. Ve genel anlamda da bu çalışmanın büyük bir insan kitlesine hizmet edeceğini, dolayısıyla bugün itibariyle 15 milyon son Ocak istatistiğine göre 15 milyon 300 bin çalışan işçi var. Bunların 2 milyon 200 bini örgütlü, diğerleri örgütsüz, yani sendikasız. Şundan anlıyoruz ki büyük, yani yaklaşık 8-10 bin civarında insanın asgari seviyesi çalıştığını görüyoruz. Bunun dışında beyaz yakalılar çıktığımız zaman gerçekten de büyük bir rakam oluyor. Ama net asgari çalışanlarının maalesef bulmakta zorluk çekiyoruz ki, çünkü asgari çalışanın ay içinde 3-5 saat mesaiye kalması, sosyal güvenlik taban priminin üstünde olacağı için de teşekkürümüz zorlaşıyor. Bu doğrultuda da insanımıza yaşayabilecek bir ücret tespit etmemizin gerektiğini ifade ettik. Bizim Türk'ün son açıkladığı her ay yayınlanan araştırmalarındaki 6.391 lirayı ifade ettik. Ancak geldiğimiz nokta itibariyle işverenlerin de teşvik anlamında talepler olduklarını belirttiler. Daha önceki asgari ücret desteğinin yeniden konulması istediler. İşte sosyallık 5 puan olan sosyal güvenlik indiriminin 10 puan olması istediler. İşçi priminin de yarısı devletten karşılanmasını talep ettiler. Ve biz de bunların yapılması halinde etki değerlendirmesini ne getireceğini, kamuya ne kadar yük olacağını, ama gerçekten etkisi olabileceği konusunda araştırma yapılmasını talep ettik. Kısacası geldiğimiz nokta itibariyle bu sonucu karşılıklı konfederasyon başkanlarımıza ileteceğiz. Bakanlığa iletilecek. Sanıyorum yeniden yarın bir toplantı daha olmasını bekliyoruz. Net bir sonuç çıkmadı. Onu bilemiyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanı burada ekliyorsunuz herhalde. Nerede olacak konuşuyoruz. Onu bilemiyorum. Biz şimdi Sayın Genel Başkanlara bu konuyu anlatacağız. Efendim? Onu bilemiyorum. Biz komisyon olarak kendi genel başkanlarımıza ve ilgili bakanlık yetkilileri, Sayın Bakan'a bu değerlendirmeyi götürecekler. O doğrultuda muhtemeldir. Yani bir toplantı daha olması söz konusu olabilir. O da yarın olacaktır diye düşünüyoruz. Ama net belli değil onun ne zaman olacak. Bir rakam var mıdır? Türk İş'in talebi önceki yıllarda bir rakam telaffuz edilirdi. Kırmızı çizgimiz bu denildi. Bu yıl, yani bu zam döneminde bir rakam telaffuz edildi mi bugünkü toplantıda? Net rakam ifade edilmedi ama yani en azından geçim şartların bizim 691 lirayı ifade ettik ama enflasyon oranından da ortaya koyduk. Bu doğrultuda, hayır bizim şeydeki yayınladığımız canım, onu söyledik yani. En azından yani bunun değerlendirilmesi, o açlık sınırı dediğimiz 6.391 ifade ettik. Ama enflasyon oranından ifade ettik. Net bir rakam üzerinde bir değerlendirme yapamadık. İşveren kesimi de yani bir rakam söylemedi. Biz de enflasyonda da dikkate alarak, alım gücüne dikkate alarak yeniden bir değerlendirme yapılması hususunda genel başkanlara konuyu arz edeceğiz. Dolayısıyla yarınki toplantımızda da toplantılamak zorundayız. Yarınki toplantı sizin beklentiniz mi, yoksa komisyonun aldığı bir karar mı? Üçüncü toplantı yani, diyebilir miyiz? Toplantı olması gerekiyor çünkü bir son karar çıkması lazım. Size göre bugün bir karar alındı mı bir toplantının yapılması için? Hayır.
genel başkanlar arz edeceğiz. Daha ondan sonra geleceğiz. Peki görüşmeler bir geride kalan kısmı göz önünde bulundurulduğunda üçlü mutabakat söz konusu mu? Yani üçlü imzayla işçi işveren hükümet tarafının ortak imzasıyla çıkar mı karar? İşverenlerin teşvik talepleri olunca o nedenle bir şey söylemek derken. Yani onun karşılığını karşılamayacağı Sayın Bakanlık bir şey. Yaklaşım nasıldı içeride? Çalışma giderleri de var. Aslında biliyorsunuz başlangıç oturduğumuzda gönüllü oturduğunu ifade etti Sayın TİS Başkanı. Dolayısıyla görüşmeler belli bir seviyede geçiyor. Karşılıklı diyalog içinde geçiyor. Ama sonuca varamadığımız için net bir şey söyleyemiyoruz. O da yok maalesef. İstanbul'da olma ihtimali var mı? Onu biz bilmiyoruz. Yani üçüncü toplantıda peki tam olarak ne görüşülecek? Siz olması gerektiğini ifade ettiniz. Üçüncü toplantıda yani son karar verilecek. Yani komisyon son kararını vermesi gerekiyor. O bakımdan üçüncü toplantının olması gerekiyor ki bu da muhtemelen yarın görülecek. Teknik çalışmalar tamamlanmadı. Sonuç için üçüncü bir toplantı ihtiyacımız var diyorsunuz anladığınız kadarıyla. Net karar vermediğimize göre herhalde öyle olması gerekiyor değil mi? Teşekkür ederim.